Herkese merhaba. Yeni video ile karşınızdayım. Korona günlükleri devam. Öncelikle yapmış olduğunuz güzel yorumlar için teşekkür ederim. Bana da gerçekten çok iyi geliyor bu videoları çekmek. Vallahi nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Ali'nin böyle okulu işte iPad üzerinden ödevler vermeye başladı. Tabii anaokul olduğumuz için bizimkiler çok eğlenceli oluyor. O biraz iyi oldu. Yani yapacak bize aktivite oldu. Onun için şu evin halini göstereceğim şu an. Böyle bayağı bu yastıkların hepsi yere iniyor, kalkıyor falan filan. Böyle bir delilik halinde ama bir şekilde geçiriyoruz. Bol bol yemek yapıyorum. Zaten çoğunu Instagram storylerden sizle paylaşıyorum. Dediğim gibi böyle her şeyi yine yavaştan ve ağırdan yapmaya çalışıyorum. Sabah biraz spor da yaptım. O da böyle biraz iyi geliyor. En azından evde hareket etmiş oluyorum. Öncelikle size şeyi göstermek istiyorum. Şu kitabı göstermek istiyorum. Bir önceki videomda bahsetmiştim Ayurveda Cooking. Ben bundan çok faydalanıyorum. Eğer böyle içinde işte vücudu temizleyen, detoks yapan bir sürü tarif var. Bunlardan çok ilham alıyorum. Eğer ilgileniyorsanız Hint beslenmesiyle bu kitabı gösterdim. Bu kitaptaki tariflerden yine ilham alarak böyle birkaç tarifi de sizinle paylaşmak istiyorum. Ayurveda üzerine bir video çekmek istiyorum. Ancak paylaşmak istediğim bir tarif de maş fasulyesi var. Ve onu bir türlü bulamıyorum. İnternetten söyledim. Gelir gelmez çekeceğim o videoyu. Sizler de internetten şimdiden söyleyin bence. Bayağı bir hafta falan oldu, hala gelmedi. Bugün ne yapacağız? Bugün dedim ki, şimdi geçen iki videoda hep böyle bağışıklık sistemini güçlendirici tarifler yaptık. İşte sarımsak çorbaları, limonatalar gibi gibi, yok zencefilli çaylar, kakaolar falan. Bugün dedim ki şöyle güzel bir menü yapalım. Yani bir ana yemek bir de yardımcı yemek yapacağız. İkisi de çok lezzetli. İkisi de yine çok besleyici ve sağlıklı ve de pratik olacak ama lezzet burada en önemlisi. Nefis bir et yapacağız. Böyle nohutla birlikte pişireceğim. Az malzemeli ama bol baharat koyacağız. Baharat lezzetini verecek. Bir de benim çok sevdiğim bir pirinç salatası tarifim var. Böyle hani kendimize de çok yapıyorum. Eve misafir geleceği zaman da çok yapıyorum. Onun tarifini de sizlerle paylaşacağım. Sonra biz Ali ile öğlen yemeği de onların tadını çıkaracağız. Siz de yapar yersiniz umarım. Ama yani şu an Ali'nin çadırını size göstermek istiyorum. Baya bir komedi haldeyiz. Evet, şöyle bir halde. Bu toplu hali. Evet, mutfağa geldim. Şimdi önümde bir tencere var. Tencerenin içine bir yemek kaşığı tereyağı koydum. İçine biraz da zeytinyağı koyacağım. İlk önce etimi mühürleyerek işe başlayacağız. Ha bu arada Netflix'te şeye başladım. Casa de Papel'e başladım. İzlememiştim ve bayağı iyi. Bayağı iyi. Şimdi 500 gram az yağlı kuzu kuşbaşı kullanacağım. Gördüğünüz gibi bunu da böyle kasaptan alırken, daha doğrusu telefonla sipariş ederken dedim ki çok ufak kesmeyin, ondan böyle hafif iri iri. Burada da eriyen tereyağı ve zeytinyağı var. Bu döküm tencereleri seviyorum biliyorsunuz, çok lezzetli oluyor. Şimdi ete şöyle bir şey yapacağım. Tuz ve karabiberle beraber eti bir lezzetlendiriyorum ki daha lezzetli pişsin. Şimdi yağ da kızdı. Eti alıyorum. Şöyle aldım ve bıraktım. 2 dakika bekleyeceğim. Ondan sonra çevireceğim. Et karamelize olurken bir tane soğan. 2 soğana kadar çıkabilirsiniz bu arada. Kabuklarını koyalım. İsterseniz yerine böyle şey de olur. 5-6 tane yer evde varsa azıcık soğan da yapabilirsiniz. Soğan tamam. 3 diş sarımsak. Hatta 4'müş ama 4 ufak diş. Şöyle vurdum. Ondan sonra zaten tık diye şeyden çıktı. 3 dişmiş. Tık diye kabuğundan çıktı. Ay 4 dişmiş. Ay matematiğim de gitti. Bu korona günlerinde. Bunu artık hiç şey yapmıyorum. Doğramıyorum çünkü bu yemek böyle 2-3 saat kadar pişecek. Ondan dolayı zaten içinde kaybolacak. Şimdi bakın etle son durum bu. Gördüğünüz gibi et hiçbir şekilde suyunu bırakmadı. Çünkü neden? Tencereyi çok fazla doldurmadık. Altın kural bu. Büyük bir tencereyle yapmamız lazım et mühürleme işini. Çok dolarsa ısısı düşecek ve suyunu bırakacak. Halbuki biz böyle güzel bir renk altın istiyoruz. Şöyle. İkinci altın kural, etiniz oda sıcaklığında olsun. Yani eti pişirmeden bir 20 dakika, hatta yarım saat önce buzdolabından çıkartın. Soğuk eti direkt ateşe almayın. Harika. Şimdi soğanı ekleyeceğim.
sarımsak var. Onları da tencereye attım. Bir karıştırıyorum. Şimdi geldik baharat. Aslında öyle çok deli baharat yok ama kilit baharatlar var. İlk olarak üzerinde kekik yazdığına bakmayın. İlk olarak paprika. Tatlı toz kırmızı biber. Yok sevdik koymasanız da olur ama bunu yani marketten alın, her şeyi ekleyebilirsiniz. O kadar güzel bir tatlılığı var ki. Hani sabah kahvaltı yumurtanızı bile ekleyebilirsiniz. Bir çay kaşığı o. Bir çay kaşığı. Bilmiyorum. Şimdi benim şeyim, pul biberim acayip acı. Ondan çok az ekleyeceğim ben. Siz kendinizinkine göre ayarlayın. Bunu şeyden almıştım, Antep'ten almıştım. Yani bayağı acı. Birazcık da tarçın. Tarçın böyle çok baskın olmayacak. Ondan yani şu kadar, böyle yarım çay kaşığı kadar da tarçın ekledim. Şimdi bu baharatları kavurun. Kavururken de şu çıkan kokunun tadına varın. Oh, mis gibi kokuyor. Aşırı iyi kokuyor şu an. Baharatlar kavrulurken bütün lezzetlerini, aromalarını da bırakıyorlar. Mis gibi. Ben bu yemeğe kişnişi çok yakıştırıyorum. Kişnişin yapraklarını ayıracağım. Sapları da tencereye alacağım. Çünkü kişnişin sapı da aslında çok lezzetli. Genelde böyle sapı atılıyor ama orada da çok aroma var. Onu da kullanmak istiyorum. Ondan şöyle şeyleri, yaprakları daha sonra yemek piştikten sonra üzerine koymak suretiyle saplarından kurtuluyorum. Şunları yemeğe ekleyeceğim. Sonra çıkaracağız bunları. Bunu da attık. Bu da tamam. Şimdi nohut. Bir bardak nohutu bir gece önceden suya koymuştum. Dün akşam uyumadan koydum. Yani yaklaşık 12 saattir falan bekliyor. Onu da süzdüm. Bunu da tencerenin içine atıyorum. Bir bardak gayet yeterli. Yani bunu bir nohut yemeği gibi düşünmeyin. Hani böyle bir bardak koydum, daha bile az koysam olurmuş. Şimdi bunu da tencereye alalım. Allah, bir tane koştu. Ama kaçamadı. Karıştırıyorum. Ekstra. Düz su da olur ama et suyu tabii daha böyle iyice o et lezzetinin şey olmasını sağlayacak. Baskın olmasını sağlayacak. Bu şeyler satılıyor şimdi. Yani gerçi evde kendiniz de yapabilirsiniz. Gösterebilirim size bir videoda. Ama kemikli böyle ilik suları satılıyor. Hafif daha jöle kıvamında. Onlardan da ekleyebilirsiniz. Onlar da tencereye alır almaz şey oluyor. Kendini bırakıyor. Şimdi bu kaynayacak. Bir tık daha tuz ekleyeceğim ben buna. Çünkü bir tek et mühürleme aşamasında ekledim. Şimdi bu kaynayacak. Ondan sonra altını kısacağım. Kapağını kapatacağım. Minimum 2 saat kısık ateşte, kapağı kapalı. Ama 3 saate kadar da pişebilir. Yani etin iyice yumuşamasını istiyorum. Suyunu aralarda kontrol edeceğim. Çünkü nohut suyu çekebilir. Eğer ihtiyacı olsa biraz su ekleyeceğim. Ama çok sulu sulu bir yemek olmasını istemiyorum. Yani biraz daha koyu olmasını istiyorum. Şu kaşığı da batıralım. Baharatlar sıyrılsın. Ondan sonra burası hazır olacak. Şimdi sıra pirinç salatasında. Bu salatayı şöyle yapıyorum. Esmer pirinç kullanıyorum. Daha doğrusu siyah pirinç kullanıyorum. Basmati pirinci kullanıyorum ve de kinoa kullanıyorum. Bunları karıştırıyorum. İçine farklı farklı şeyler de giriyor. Mesela kuru vişne ekliyorum. İşte biraz badem ekliyorum. Biraz antep fıstığı ekliyorum. İnanılmaz lezzetli bir salata oluyor. Üzerine de böyle soğan, tavada böyle biraz çıtırdatıyorum onu. Yani şöyle, isterseniz tek bir pirinçle de yapabilirsiniz. Bence esmer siyah pirinç kesin olmalı ama o hem böyle uzun uzun tok da tutuyor. Şimdi her aşamasını size anlatacağım. Şimdi burada basmati var. Bir çay bardağı kadar basmati koydum. Üzerine de 1,5 çay bardağı su koydum. Normal oda sıcaklığında su. Pirinci ilk önce yıkadım. Baldo ile de olur ama basmati ile daha güzel oluyor. Şimdi buna biraz tuz da ekledim gördüğünüz gibi. Çok deli tuz eklemiyorum çünkü salata sosuna da koyacağım. Altını açtım. İlk önce kaynama noktasına gelecek. Sonra altını kısacağım. Ve de böyle çektirerek basmatiyi haşlayacağım. Burada esmer bir siyah pirincim var. Hep esmer diyorum ama siyah pirinç aslında. Bunu ben dün akşam yemeğine yapmıştım. Ali de çok seviyor. İnanılmaz besleyici olduğu söyleniyor. Bunu nasıl pişiriyorum? Siyah pirinci de şöyle pişiriyorum. Yine basmatiye yaptığım gibi bunu da ilk önce güzelce yıkıyorum. Ondan sonra bir bardağın tencereye alıyorum. Üzerine de bunun ölçüsü 1'e 2. Normal pirinçte 1'e 1,5. Bunda 1'e 2.
2 ölçü yani 2 bardak su ekliyorum. Tuz ekliyorum. Yine kaynama noktasına getiriyorum. Ondan sonra altını kısarak çektiriyorum. Bu hiç yağ falan gerektirmiyor bu arada. Çünkü yoğun kıvamlı bir pirinç. Böyle hafif risottomsu bir pirinç oluyor. Ondan dolayı sanki içinde yağ varmışçasına oluyor. Hafif gördüğünüz gibi şimdi yapışık yapışık duruyor ama bunu salata sosuyla buluşturduğumuz zaman açılıp tane tane olacak. Ondan dolayı hani bu noktada sizi endişelendirmesin. Şimdi bundan şöyle, bakın mesela şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi hafif yapışık yapışık. Ama işte limonla zeytinyağıyla buluşunca bu açılacak. Bundan şöyle yarım bardak kadarını aldım. Ve kinoa. Kinoayı da ben şöyle, daha önce kinoa nasıl pişirilir videomda anlatmıştım. Kinoa haşlarken bol bol haşlıyorum. Ondan sonra şöyle buzdolabı poşetlerinde donduruyorum. Şimdi bu poşeti çözdürdüm. Bunu önümüzdeki 2-3 gün içinde şey yapacağım, tüketeceğim. Kinoadan da ekliyorum. Böyle farklı farklı bunları karıştırınca çok lezzetli oluyor. Yani farklı dokuları buluşturmuş oluyorsunuz. Dediğim gibi ama sadece işte esmer pirinç, siyah pirinç kinoa ya da atıyorum basmati ile kinoa, basmati siyah pirinç de olur. Ya tekinden de olur tabii ki ama karıştırdığınız zaman daha lezzetli oluyor. Fıstık ve badem kesin girmeli. Şimdi fıstıklar. Peki mesela bunlardan en çok sevdiğiniz ne? Fıstık mı, fındık mı, ceviz mi? Kajumu benim %100 fındık yani. Her gün fındık yersem, yani her gün fındık yiyorum. Bayılıyorum fındığa. Şöyle bir film vardı, My Big Fat Greek Wedding, izlediniz mi? Oradaki adam böyle şey yapardı. Her şeyin üzerine böyle bir çamaşır deterjanı, Jif mi, Windex mi ne, öyle bir şey sıkardı. Mesela geçen gün şu, o da benim için nisan cezi ya. Her şeyi sürüyorum, kafama, yüzüme falan. Tamam, şimdi bunları kavuralım. Çünkü daha lezzetli olsun. Pirincimiz de suyunu çekti. Şimdi tavanın altını açtım. Pirincin altını kapattım. Şimdi şunu şöyle kapattım. Dinlensin diye ve de hop arka ocağa kaydırdım. Fıstığı ve de şeyi, bademi şöyle bir kavuracağım ki hani lezzetleri daha ön plana çıksın diye. Opsiyonel ama aslında opsiyonel olmasın çünkü bayağı fark yaratıyor. Kavurmak önemli. Olurken biz de sos yapalım. Sos inanılmaz kolay zaten. Bir diş sarımsak eziyorum. Ondan sonra birazcık tuz. Bu arada gözüm bir taraftan hep şeylerde, badem ve fıstıkta. Üzerine şöyle limon suyu. Limon bayağı sulu sulu, ondan yarısı yetecek. Fazla da ekşim olmasın. Ve de tabii ki zeytinyağı. İşte bu kadar. Zeytinyağını bir yandan çırparak eklerseniz gördüğünüz gibi daha homojen bir kıvamda oluyor sos. Bunu bir kenara aldık. Şimdi fıstıklar ve bademler tam zamanında kavruldular. Şöyle bir bıçakla üzerinden geçiyorum. Kavurduktan sonra kesmek çok daha kolay oluyor bu arada. Yumuşak şey olduğu için, sıcak olduğu için aklınızda olsun. Yani çok şey yapmaya gerek yok. Bu arada çiğ badem kullanıyorum. Tuzlu değil. Ama evde tuzlu varsa onunla da olur. Yani çok şey değil. Bunu da ekleyelim salataya. Harika. Şimdi vişneyi de ekliyorum. O da geçsin. Yeşillik olarak roka ve de maydanoz ekleyeceğim. Ama isterseniz nane de ekleyebilirsiniz. Ondan sonra işte mesela şey çok yakışıyor ama bulması çok zor.
Kafamı kestim bir dakika. Kadrajımız düzgün olsun. Tarhum çok yakışıyor. Tarhum bayağı yakışıyor. Taze tarhum bulursanız. Ama bulunmuyor yani. Ben bulamıyorum en azından. Tarhum olabilir. Fesleğen. Fesleğen çok yakışır. Nane söylemiştim. Şimdi şu fazla şeyleri alıyorum, sapları. Rokanın da maydanozun da. Ondan sonra şöyle bir üzerinden geçeceğim bıçakla. Hani biraz yeşillikleri şey diri diri içinde bırakacağım. Ben bunu yapana kadar soğanı da yapsam, ondan sonra zaten bizim pirincimiz, basmatimiz o sırada ılınmış olur, ekleyebiliriz. Ha mesela et yemekleriyle çok güzel olur. Ha bu menüye çorba eklemek istiyorum derseniz kanalımdaki zencefilli havuçlu çorbada yapmanızı tavsiye ederim. O çok yakışır bu menüye. Olacak mı sizce sokağa çıkma yasağı? Hani 65 yaş üstüne var ya, bize de olacak mı? Yani geçen cumartesi burada trafik vardı. İnanamadım. Parkta çocuklar vardı. Hani ilk çektiğim videoda söylemiştim ya, parkta çocuklar var diye. O gün daha da çok çocuk vardı. Ondan sonra böyle arabalar gezmeye başladı ve anons etmeye başladılar. Herkes lütfen evine girsin diye Allah'tan. Ondan sonra sakinledi. Yani inanamadım o gün hani. Gerçekten çocuklar, park çok çok korkutucu. Bıçak devirmek istemiyorsanız, hani oksitleniyor diye, elinizle de koparabilirsiniz. Bu kadar. Bu da şimdi salatanın içine. Şimdi sıra geldi soğana. Tam orta doğu usulü bir şey yapacağız. Böyle soğan kızartacağız ve salatanın üzerine koyacağız. Bu mesela Suriye yemeği vardır. Mücedere diyebilir misiniz? Mercimekli pilav. Mesela onun üzerine de mutlaka soğan kızartıp konulur. Bence inanılmaz iyi bir teknik. Dediği anda yemeğinizi acayip lezzetli yapıyor. Ondan ne yapıyorum? Şöyle soğanı, çok ince değil bu arada. Çünkü yanmasını istemiyorum. Yani daha doğrusu kontrolü yapmasını istiyorum. Şöyle dilimliyorum. Şimdi bunu çıtırdatacağım. Ama bir şeyin güzelce çıtırdaması için, herhangi bir besinin, neminin biraz alınması lazım. Yani çok sulu olursa o kadar iyi bir şekilde çıtırdamıyor. Bir kağıt havluyu alıyorum ve de bunu böyle havluya sarıyorum. Biraz fazla o suyundan arınsın diye. Biraz sıvısından arınsın diye. Tavaya zeytinyağını alacağım. Yağ ısınana kadar, yani öyle uzun uzadıya yapmaya gerek yok. Zeytinyağı çok değil. 2 yemek kaşığı kadar yeter. Altını açtım. Şimdi iyice bir kızsın. Küçükken böyle haşlanmış pirinç değil tabii ama en sevdiğim şey böyle tereyağlı pirinç pilavını çok fena bir şey söyleyeceğim şu an. Gidip tahta kaşıkla tencereden yemekti. Yani böyle o tahta kaşık anneannem bırakırdı ocağın yanında. Çaktırmadan mutfağa gidip böyle tahta kaşıkla alıp içinden tencereden yerdim. Benim için inanılmaz büyük bir keyifti o. Şöyle başka bir kaseye alalım ki. Bu arada ben şimdi de size göstereceğim. Çok yaptığım bir şey Ali'ye. Bu kadar yeter. Bu kadar da beyaz pilav koyacağım. Ali'ye çok yaptığım şey de şu. Yani bunları ayrı ayrı pişiriyorum. Ondan sonra ikisini birbirine karıştırıyorum. Bu sayede hani beyaz pirinç yerine siyah pirinçten demiş oluyor. Siyah pirincin çok daha besleyici olduğu söyleniyor. Bu arada Ali sadece siyah pirinç yemeği de çok seviyor. Çünkü gerçekten böyle hafif risotto gibi değişik, lezzetli oluyor. Ama şu kalan ikisini de karıştıracağım birbirine. Dolapta dursun. Hani artık yarın öbür gün yapmam. Hani ne bileyim, köfte yaparım atıyorum, yanına bunu çıkartırım. Ya da fırında tavuk yaparım, yanına bunu çıkartırım. Hani öyle geçiştiririm. Bunları bitiririm mutlaka. Yağ kızdıktan sonra soğanı şöyle aldım. Burada da bir kağıt havlu var. Soğanlar kızarınca kağıt havlunun üzerine alacağım. Tarifi.
yemekleri hakikaten güzel tarifler yani. Böyle bir misafire de yapılır. Hani üf, şöyle güzel bir yemek yiyeyim bugünlerde. Akşama şöyle doyurucu, besleyici, göz doyuran bir menüm olsun diyorsanız bu o. Kolaylarda gördüğünüz gibi. Şimdi pirinç soğudu bu sırada. Onu da aldım. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi normalde salata en son sos sanırım ama bazı salatalar için bu geçerli değil. Bunun için de geçerli değil. Ben böyle sosladıktan sonra biraz bunu bekletiyorum. Bir yarım saat, bir saat falan. Yani şimdi öğlen yemeğine kadar bekleyecek. İyice lezzetini çeksin diye. Şu sosla da karıştıralım. Bakalım sos yerinde mi? Bakın esmer siyah pirinç. Ay bir türlü adım doğru söylemedim. Siyah pirinç açıldı artık. Şey değil. Kesinlikle yapışık yapışık durmuyor. Anneannemin tabağına getirdim. Yani böyle küçükken mesela hatırlıyorum bu tabaklı sofraya bir şey geldiğini. Mutlu oldum şu an. Ucundan tatacağım sadece. Soğandan da istiyorum. Çok iyi. Şey yaparken, tabağa koyarken dedim ki iyi dedim ya, tuzunu kontrol etmeden koydum. Bunun tuzu az mı oldu acaba? Ama değil. Tuzu iyi. Belki biraz daha limon sıkabilirim sonra ama yani böyle de çok iyi. Bunu şey yapın, bunu deneyin. Bunu deneyin, beğeneceksiniz bence. Şimdi biraz ortalığı toplayayım, ondan sonra ete bakalım. Yaklaşık böyle bir 2,5-3 saat geçti. Hiç su eklemedim bu arada. Ama artık gördüğünüz gibi her şey çok güzel pişti. Şimdi bir tabağa alacağım. Evet hazırız. Nefis gözüküyor. Yani et çok güzel pişmiş. Şöyle kaşıkla bile direkt dağılıyor. Sosumu iyice çektim. Üzerine biraz taze kişniş koydum. Kişniş çok yakışıyor. Maydanoz da olur ama kişniş gerçekten yakışıyor. Yani tadım, tuzu ve baharatı o kadar yerinde ki hakikaten inanılmaz lezzetli olmuş. Nohutların pişme kıvamı müthiş. Ete de bakın. Şöyle çatal değer değmez, yumuşacık, tertel ayrılıyor. Et suyu koyduğumuz için daha da yoğun bir et lezzeti var. Bayağı lezzetli. Ali gel. Tatsana şu etten bakalım beğenecek misin? Gel. Ben sen ye. Nasıl sence? Güzel. Tadı tuzu yerinde mi? Nohuttan da al. Nohutundan da al bakalım. Ha. Yani şundan ister misin? Hayır sen. Biraz yeşillikli bu. Düz de var ama bak bu da çok lezzetli. Bir tat istersen. Mincik vereyim mi şöyle? Pilavın tatsan olur mu? Olur, pilavın tatsan olur. Açayım mı? Ne hissettin? Hoş mu yemekler? Ben çok bunu sevdim. Bunu? Bu çok güzel. Sen baharat da seviyorsun zaten ondan. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi ayakta yemeyelim, sofrada mı yesek acaba? Ne dersin? Olur. Tamam hadi sen git, geliyorum ben. Ha. Hadi git. Kitap da seç, okuruz. Evet, Ali'den de onayı aldığımıza göre tamamız. İki tane nefis tarif paylaştım sizlerle. Etli nohut. Daha doğrusu nohutlu et. Yanında da böyle nefis bir pirinç salatası. İkisi de gerçekten çok lezzetli ve birbirine inanılmaz uyumlu yemekler. Yani yaptığınız zaman beraber yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi az önce e-mail geldi. Maş fasulyem yola çıkmış. 2-3 güne burada olacakmış.
O da gelince ondan sonra bu ayurvedik şeyle ilgili, beslenmeyle ilgili video çekeceğim. Yani bundan sonra korona günlüklerinde büyük ihtimalle o tarz bir video olacak. Eğer farklı fikirlerinizde de yapmamı istediğiniz şeyler varsa sizler de yazın. Zor günler, dediğim gibi bana video çekmek çok iyi geliyor. Yani şimdi bunu montajlayacağım, şey yapacağım falan. Hani sizlerle bu günleri paylaşmak çok hoşuma gidiyor. Çok da iyi geliyor. Umarım sizlere de öyle geliyordur. Yorumlarınızı her zaman için bekliyorum. Farklı videolarda görüşeceğiz. Evde kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.